Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitki hücresi modeli yapacağız. Bu aslında benim ödevimdi ama ben size göstererek de yapmak istedim. İlk olarak sitoplazmayı ve alt kısmını yapmak için arkadaşlar A4 boyutunda bir strofor kullanacağız. Bir de beyaz renk bir keçe. Bunu öncelikle yapıştıralım. Evet arkadaşlar, şu şekilde keçeyimizi yapıştırdık. Arkadaşlar ben silikon kullanıyorum. Siz isterseniz başka bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi keçeyi yapıştırdım. Şimdi ise hücre duvarına yapacağız. Bunun için de şöyle iki tane yeşil ve beyaz eva ihtiyacımız var. Bunlar arkadaşlar şu şekilde 3'er santimlik keseceğiz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde 3'er santim şerit şerit halinde kesip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde 3'er santimlik şeritlere ayırdım. Şimdi de bunların şöyle 3 tanesini alıyorum. Beyazın da aynı şekilde 3 tanesini alıyorum. Bunları şöyle kenara koyayım. Şimdi bunlar arkadaşlar birbirine yapıştıracağız. Ucuca yapıştırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde şerit halinde yaptık. Şimdi de bunların fazlalıklarını kesip birbirine şey yapacağız. Bu şekilde bakalım eşit olması gerek. Şöyle yeşilin bir fazla da var. Şunu şöyle kestim. Evet, şimdi bunları şöyle yuvarlak rulo şeklinde yapıştırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şeritlerimi üst üste yapıştırdım. Sonra şu şekilde beyazlarla birlikte de yapıştırdım üst üste. Sonra da şöyle şeyimi yapıştırdım tabanıma. Şöyle biraz böyle oval bir görüntü verdim. Bildiğiniz gibi bitki hücresi böyle dikdörtgen bir şekil. Bunu böyle biraz yapıştır yapıştıra yaptım. Şöyle kenarlarına şuraya biraz daha yapıştırıp süreyim. Evet, şimdi de şöyle kenarlarına yapacağız arkadaşlar. Bunun için de ayırdığımız şu eva parçalarını kullanacağız, yeşil. Bunu da şöyle hemen göstereyim. Şöyle biraz küçültelim şunu şöyle. Bir tanesini göstereceğim. Bunları şöyle yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle yapıştıracağım, süreyim. Bu yaptığın aygıt hücre duvarı mı Saniye? Evet. Şunu şöyle yapıştırıyorum. Bunu da şuraya şu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Bunu böyle köşelerine yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde köşeli hücre duvarımızı da yaptık gördüğünüz gibi. Siz daha fazla da köşe ekleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi de çekirdeği yapacağız arkadaşlar. Bunun için de şöyle küçük stafor bir topa ihtiyacımız var. Bunu da şöyle şu şekilde 1/4'ünü keseceğiz arkadaşlar. Ortasına da sonra misket yerleştirip çekirdeğin yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle bunu keserken bir büyüğünüzden de yardım alabilirsiniz. Evet. Şöyle şunları toparlayayım. Şimdi de arkadaşlar bunun içine misket yerleştireceğiz. Şu şekilde. Hemen şu ortasına. Şekilde oldu. Şimdi de bunu şöyle şu kenara yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle dibine sürüyorum. Şöyle kenara yapıştırdım arkadaşlar. Arkadaşlar çekirdeğimizi yapıştırdık. Şimdi ise Golgi yapacağız. Bunun için de turuncu bir eva kullanacağım. Şöyle kenarlarından ince ince birkaç şerit keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde 3 ince parça yaptım. Şimdi bunlarla da Golgi yapacağız. Şu bir tanesinin yapımını göstereceğim. Şöyle farklı boylarda keseceğiz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar bunu böyle yapıştıracağız. Böyle büyük küçük orta olarak üst üste yapıştıracağız sonra. Arkadaşlar şöyle teker teker yaptım. Şöyle 4 taneyi birleştirdim. Şimdi bunu tabana yerleştireceğim. Arkadaşlar Golgi yapıştırdık. Şimdi de endoplazmik retikulumu yapacağız. Bunun için de öncelikle ince ince birkaç tane şerit keseceğiz.
Evet arkadaşlar, en elektronik kredi kullanımında yaptım. Video uzamasın diye göstermedim. Öyle uzun uzun, ama şöyle size kabaca göstereyim. Şöyle parça kesip arkadaşlar şöyle oval yapıp yapıştırdım. Ve oraya böyle şekilde yapıştırdım. Şimdi de mitokondri yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde böyle bir hafif sarı bir eva kullanıyorum. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Şu şekilde oval parçalar şey yaptım, çizdim. Onları hemen şöyle keseyim. Bir de arkadaşlar videonun sonunda da bu organelleri biliyorsunuz gibi ezberlemek biraz zor. Buna bizim öğretmenimiz güzel bir kodlama yapmıştı. Onu da size anlatacağım arkadaşlar. Bu sayede siz de ezberleyebilirsiniz umarım. Ben de o şekilde ezberledim. Öğretmenimize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde kodlayıp bize öğretti. Onu da video sonunda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi mitokondrimizi yaptık. Şimdi de bunun üstüne kalan beyaz evamızda şöyle zikzaklar şekilde şey yapacağız. Bildiğiniz gibi mitokondri de şu şekilde zikzak şekilde şöyle. Hemen onu yapacağım. Şöyle iyi. Şunu şuradan kesip yapıştıracağım şimdi. Şöyle bu arada arkadaşlar başka bir yapıştırıcı kullanmaya başladım. Silikonu bıraktım. İşte istediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Onun şimdi üstüne. Şu şekilde. Şurası ona da şöyle. Koyayım, orası pek olmadı, kusura bakmayın. Arkadaşlar mitokondrilerimiz de hazır. Şöyle iki tane yaptım. Şimdi hemen bunu hücremize koyuyoruz. Şöyle kenarlarına koyacağım. Bunu da öbür ucuna. Şimdi de kofulu yapacağım arkadaşlar. Kofuldan mavi evadan şöyle kestim, hazırladım önceden. Bildiğiniz gibi bitki hücresinde koful büyük ve az sayıdadır. Hayvan hücresinde de küçük ve çok sayıdadır. Bu yüzden kofulu böyle büyük yaptım. Şöyle büyük bir tane yaptım. Bunu da şu şekilde şöyle ortaya yapıştıracağım. Arkadaşlar şimdi de kloroplastları yapacağız. Bildiğiniz gibi bitki hücresinde kloroplast da bulunuyor. Bunun için de yeşil evada kullandım. Şöyle keçeli kalemle şöyle nokta nokta şeyler yapacağım şöyle. Bunu bu şekilde kullandım. Bunu da şöyle kenar kısımlara yapıştıracağım. Şöyle birini de öbür tarafa yapıştıracağım. Şimdi de ribozomlar yapacağız. Ribozom için arkadaşlar ben şöyle şu şekilde boncuklar kullanacağım. Şöyle ucuları var ama ben bunlar kullanmak geldi aklıma. Siz böyle başka bir boncuk da kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi çok fazla bulunuyor. Şöyle hemen şöyle farklı farklı yerlere yapıştıracağım. Çok yere yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bitki hücremiz bitti. Şöyle isimlerini de yazdık. Şimdi de arkadaşlar bu organelleri nasıl ezberleyeceğiz, nasıl kodlayacağız onu anlatacağım. Şu şekilde ben yazdım isimlerini. Şimdi endoplazmik retikulum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi maddeyi taşıyor. Bu yüzden de biz bunu taşı kolum diye kodladık arkadaşlar. Ribozom. Ribozom arkadaşlar da ribozomda protein sağladığı için bunda ripoprotein diye kodladık. Lizozom. Lizozom da arkadaşlar maddeyi eziyor. Bu yüzden de ezozom diye.
ezozom diye kodladık. Mitokondri de enerji sağlıyor. Bunu da metro çikolata yiyince enerjimiz doluyor. Bunu da metrokondri diye kodladık. Golgi cisimcide arkadaşlar salgı sağlıyor. Salgı bezlerimizde filan bulunuyor. Bu da köpek aklımıza gelsin dedi öğretmenimiz. Köpek de sürekli salyalarak hale bunu da yani böyle köpek salyası diye kodladık. Kofulis arkadaşlar defo diye kodladık. Çünkü kofulda maddeleri depoluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde ezberledim arkadaşlar. Umarım siz de bu sayede ezberleyebilirsiniz. Hepinize dersinize başarılar diliyorum. İyi günler.